salatu Bismillahirrahmanirrahim. Ana qa'idatu thaniya. İkinci yekulun. Muhakkak ki onlar diyorlar ki ma li Muhakkak ki onlar diyorlar ki bizler onlara sadece Allah'a yakınlaşmak ve Allah katına şefaatçilerimiz olsun diye dua ediyoruz ve onlara yakınlaşıyoruz diyorlar. Evet. Fedelil gurbeti, gurbenin delili, yakınlığın delili evet. şudur. Kavluhu Teala, Allah-u Teala'nın şu sözüdür. Vellezine <laughs> <laughs> attehazu min dunihi evliya'a. Onlar ki Allah'ın dışında dostlar edindiler. Ma ne'abuduhum illa li gurb li yugarribuna ilallahi zulfa. Ve sadece Allah'a Yakınlaşmak için ona dua ettiler, ibadet ettiler. Hayır, onlar dediler ki, Mane abuduhum illa liyukaribuna ila Allahu zulfa. Mane abuduhum. Biz onlara ibadet etmiyoruz. İlla ancak liyukaribuna ila إلَّ Allahu zulfa. Ancak biz Allah yakınlarsınlar diye biz onlara ibadet ediyoruz dediler. Ne abuduhum? Muzarfil. Bizi ifade ediyor. Evet. İnnaallah yahumu binhum fi mahum fihi yaxtirfoun. ki Allah onların arasında ihtilaf ettikleri şeyde hüküm edecektir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحْد۪ي مَنْ هُوَا Muhakkak ki Allah yalancı olan kafir topluluğa dayat etmedi. Tamam inşallah. Normalde abi ikinci kaydının devamı var ama inşallah Allah Azze ve Celle nasip ederse şefa'a meselesini gelecek dersi anlatacağım. Ama bu dersimizde şey üzerine duralım abi. Yer. Zümer suresi 3. ayet. 2. kaide kardeşler. Müellifimiz dedi ki öncelikle biz Allah Azze ve Celle'ye hamd edelim. <laughs> Bismillah, elhamdülillah, esselatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme erinel haqqa haqqa ve rızukna itiba'a ve erinel batila batila ve rızukna ictinabah. Rabbi şirahli sadri ve yassirli emri ve hulul uqdeten min lisani yafqahu kavli. Allahümme amin. Kardeşler birinci delili okuduk. Normalde birinci kaideyi okuduk. İkinci kaidemiz abimizin dokunmuş olduğu üzere müşriklerin Allah adı dışında başka bir şeye ibadet ettiklerinde biz ancak onları bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye bahane üretmeleridir. Kardeşler, yani normalde müellifimiz Şeyh Muhammed İbni Abdülvahab ikinci kaydede Zümer Suresi 3. ayeti delil olarak verdi. Onlar dediler ki: "Ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah Biz onlara ibadet etmiyoruz. Ancak bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye biz onlara ibadet ediyoruz dediler müşrikler. Abi bu ayetin girişinde Allah azze şöyle bir ibare kullandı. Dedi ki: "Ela lillahi dinul halis." Dikkat edin. Halis olan din ancak Allah'a aittir dedi Allah azze Şeyh Muhammed bin Abdullah ayetin giriş bölümünü zikretmedi ama inşallah istiyorum ki öncelikle ayetin giriş bölümü hakkında konuşayım. Dikkat edin kardeşler. Allah azze ve celle'nin katında halis din yalnızca tevhid denir. Halis din için Katade bu ayeti tefsir ettiğinde şöyle bir şey söyledi. Dedi ki: "O şehadetü en la ilahe illallah." O Allah'tan başka bir ilah olmadığı konusunda şahadet getirmektedir dedi Katade. Kardeşler, halis din kişinin kulun yapmış olduğu ibadetlerinde o ibadetleri katıksız bir şekilde yapmasıdır. Halisin kişinin yapmış olduğu ibadetlerinde o ibadeti yalnızca Allah Azze ve Celle yapması ve yalnızca Allah Azze ve Celle'nin için yapmasıdır. Halisin kişinin ibadetlerinde, kişinin taatlerinde ancak Allah Azze ve Celle'ye yönelmesi ve ancak o ibadetleri Allah Azze ve Celle'nin için yapmasıdır. Allah Azze ve Celle dedi ki وَمَا umiru اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ Halbuki onlar dini yalnızca Allah'a halis kılarak ona ibadet etmek ona ibadet etmekle ona kulluk etmekle emrolunmuşlardı dedi Allah azze ve celle. İnsan oğlunun sorumlu olmuş olduğu mesele budur. Dini yalnızca Allah azze ve celle'ye halis kılarak, has kılarak Allah azze ve celle'ye ibadet etmek. Halis din tevhiddir kardeşler. Halis din La ilahe illallah'tır. Halis din o İslam'dır. Kıymetli abilerim, gelen bütün elçiler, bütün peygamberler geldiklerinde kendi ümmetlerini, kendi kavimlerini halis dine çağırmışlardır. Yani tevhide, yani La ilahe illallah'a çağırmışlardır. Mesela kardeşler, o peygamberlerden bir tanesi Nuh Aleyhisselam'dır. Allah Azze ve Celle peygamberlerin davetinden bizlere haber verdi. Gerek Araf suresine, gerek Hud suresine, gerek Enbiya suresine siz okuduğunuz zaman dikkat edin. Allah Azze ve Celle, peygamberlerin davetinden bize haber verdi. Öyleyse bu süreleri okurken daha dikkatli okumanızı nasihat ederim. Peygamberler kavimlerine geldiklerinde ne anlatmışlar? Öncelikle kavimlerini neye davet etmişler? Ve nasıl bir usupla, nasıl bir yöntemle kavimlerini bu dine çağırmışlar? Allah Azze ve Celle mesela kardeşler Araf suresinde dedi ki لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ Muhakkak ki biz Nuh'u kavmine gönderdik. Peki Nuh kavmine ne dedi? Fakala ya kavmi ibadullah ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sin ondan başka bir ilahınız yoktur dedi Nuh Aleyhisselam. Ve kardeşler Nuh Aleyhisselam'dan sonra başka peygamberler geldi. Mesela Hud Aleyhisselam geldi At kavmine. Allah azze ve celle dedi ki ve ila adin akahum huda. Biz At kavmine de Hud'u gönderdik. O ne dedi? Dedi ki Fakala ya kavmi ibadullah ma lekum min ilahin gayru. Dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet edin. Ey kavmim Allah'a ibadet edin, Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur dediler. Veya Allah Azze ve Celle başka peygamberlerin davetinden bahsetti, salihten bahsetti. Dedi ki, ve ile Thamud'a akahum sariha. ve Thamud kavmine de bir salihi gönderdik dedi Allah azze ve celle kardeşleri salihi gönderdik. O dedi ki fakale ya kavmi ibudullah ma min ilahin gayru ey kavmim Allah'a ibadet edin. Dedi. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur dedi Salih aleyhisselam. Başka peygamberlere kardeşler. Şuayb Aleyhisselam. Allah Azze ve Celle dedi ki yine Araf Suresinin yerleyen ayetlerinde ve ila Medyen'e akahum Şuayb'a ve biz Medyen'e de Şuayb'i gönderdik. Ve kal ya kavmi ibudullaha ya kavmi min ilahin Ey kavmim Allah'a ibadetin Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur dedi. Bütün peygamberler, hakkın bütün davetçileri kavimlerine geldiklerinde onlara tevhid anlatmışlar halis olan dini anlatmış anlatmışlar abiler. Allah azze ve celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap etti Enbiya suresine. Dedi ki: "Ve ma ersalna min qablika min rasul illa nuhi ileyhi ennehu la ilaha illa ana fa'budun." Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedi ki, hiçbir elçi göndermedi ki ona şunu vahyetmiş olmayalım. Allah'tan başka bir ilah yoktur. O halde yalnızca bana ibadet edin diye emretmiş olmayalım dedi Allah Azze ve Celle. İbrahim Aleyhisselam o geldi tevhid davetini insanlara yaptı kardeşler. Halis dini insanlara anlattı. Musa aleyhisselam geldi halis dini insanlara anlattı. İsa aleyhisselam geldi halis dini, tevhid dinini insanlara anlattı. Muhammed sallallahu aleyhi ve ve ondan önceki bütün elçiler, nebiler, hakkın bütün davetçileri ve ondan sonraki bütün hakkın davetçileri kavimlerine geldiklerinde La ilahe illallahı, imanı, İslamı, tevhidi kavimlerine anlattılar. Ama kardeşler çok çok önemli bir husus burada söz konusu. Hangi peygamber kavmine gelmişse gelmiş kardeşler. insanların onlara vermiş oldukları cevaplar genel olarak ortak olmuştur abi. Bütün peygamberler kavimlerine geldiklerinde tevhid davetini yaptığında dikkat edin o insanlar çeşit çeşit, inanışlar çeşit çeşit. Onlardan bazıları tamamen inkarcıydı. Allah Azze ve Celle'ye inkar ediyordu. Bazıları göğe tapıyor. Allah'la beraber göğe tapıyor. Bazıları güneşe tapıyor. Bazıları aya tapıyor. Bazıları ağaca tapıyor. bazı me Bazıları meleklere tapıyor veya bazıları taşlara tapıyor veya mezara ağaca tapıyor ve benzeri şeyler. Ama kardeşler hepsinin ortak bir söylemi var. Tarih boyunca tevhid davetine muhatap olan insanların ortak bir söylemi var. Tevhid davetinin karşısında duran insanların ortak bir söylemi var. Onlar dediler ki Allah Azze ve Celle onların sözlerinden bizlere haber verdi. Dediler ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُنَا اِلَى Allah يُزُرْفَ Biz onlara ibadet etmiyoruz ki. Böyle dediler kardeşler. Biz onlara ibadet etmiyoruz ki. Ancak bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye biz onlara ibadet ediyoruz dediler. Bizim bu yakınlaşmamız, bu ibadetlerimiz, bu taahhütlerimiz ancak onlarla bizim aramızda Allah Azze ve Celle'nin arasında bir vesile olsunlar diye bizim de Allah arasında bir vesile olsun diye biz onlara bu şekilde ibadet yapıyoruz dediler. Tarih boyunca insanların vermiş oldukları cevap hep bunun kardeşler. Mesela bir, ilk olarak Allah Azze ve Celle'ye şirk fiili Nuh Aleyhisselam'ın kavminde olduğu söylenmiştir. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Allah Azze ve Celle'ye nasıl şirk koştu? temel olarak Allah Azze ve şirk koşma, Allah'la beraber başka ilahlar edinme durumları nasıl söz konusu oldu? Şöyle durumlar söz konusu oldu abi. Sizler de duymuşsunuzdur. Normalde İbn Abbas radıyallahu an dedi ki Adem ile Nuh arasında 10 asır vardı. Ve bu 10 asır boyunca insanlar Allah'a şirk koşmadılar. 10 asır boyunca insanlar Allah'a şirk koşmadılar. İnsanlar İslam üzereydiler dedi. İbn, İbn Abbas radıyallahu anh. Daha sonra kardeşler ilk olarak Nuh aleyhisselamın döneminde insanlar Allah azze ve celle'ye şirk koşmaya başladılar. Nasıl şirk koştular? Kendisiyle Allah azze ve celle'ye şirk koşmuş oldukları şeyler nelerdi? Kendilerinden önce bazı insanlar yaşamış, salih olmuşlar. Belki hayırlı insanlar, hayırlı Müslümanlar, güzel insanlar vefat etmişler. Ve onlardan sonra gelen nesiller birileri işte demiş ki ya aslında bunlar iyi insandı. Bunlar bizi Allah Azze ve Celle'yi hatırlatan insandı. Bunlar öldü, onların suretlerini çizelim dediler. Suretlerini yapalım, heykellerini yapalım dediler. Heykellerini yaptılar. Bir sonraki gelen nesil onlara ayrı bir tazim gösterdi. Bir sonraki gelen nesil, bir sonraki gelen nesil zamanla onlara ibadet edilmeye başladı. Artık kutsanmaya başladılar. Mesela Vat, Ya, e, Suva, Yavuz, Yavuqa ayeti. daha sonra Yavuz ve Nasr diye geçiyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın Nuh suresine geçiyordu bu ayetler. Bunlar o kavmin arasında böyle meşhur olan putlardı. Böyle şeyin yapılmış, sureti yapılmış putlardı. İnsanlar bunlarla Allah Azze ve Celle'ye şirk koşular. Peki onlara sorulduğunda niye bunlara ibadet ediyorsunuz denildi? Aynı cevabı verdiler kardeşler. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَ Biz onlara ancak bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Onlar bizim içimizden salihlerdi dediler. Onlar salihlerdi, biz günahkar insanlarız. Mekke dönemini hatırlayan kardeşler. İlk olarak Amr İbni Luhay Mekke'ye putu getirdiğinde normalde o dönemin halkı kendilerini İbrahim Aleyhisselam'ın dinine nispet ediyorlar. Ama putlar gelmeye başladıktan sonra bir sonraki nesil, bir sonraki nesil, bir sonraki nesil artık o putları kutsamaya başladılar. Belki o putlar hayırlı insanlardı daha önce yaşamış oldukları dönemde. Ama insanlar Allah Azze ve Celle ile aralarına aracı edindiler. Allah'ın dışında o varlıklara, o taşlara, hubele, menate, veya uzaya Allah Azze ve dışında ibadet ettiler. <laughs> Sonra onlara sorulduğunda siz niçin bu putlara ibadet ediyorsunuz? Cevap ortak kardeşler. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Biz onlara ibadet etmiyoruz ki dediler. Onlar ancak bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye biz onlara ibadet ediyoruz dediler. Kardeşler, Şeytan öyle bir tezgah oynadı ki insanoğlu'na karşı yüz yıllardır insanları aldatmış olduğu sistem yol metot aynıdır abi. Yüz yıllardır neredeyse insanoğlu Nuh'dan beri, Nuh aleyhisselam'dan beri insanoğlu var olduğundan beri kardeşler şeytanın, iblisin insanlara oynamış olduğu tuzak aynıdır. İnsanlar yüz aynı şeylerle, aynı sebeplerle sadece putların şekli farklıdır. Aynı şeyleri Allah'a şirk koşuyorlar. Peki ''Niye bunlara ibadet yapıyorsunuz?'' diye sorduğumuzda aynı cevap kardeşler. Yüz yıllar da geçse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aramızda 1400 yıl da geçse, Nuh aleyhisselâm ile aramızda binlerce yılda geçmiş olsa cevap aynı. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ ظُلْفًا <ذُرْفَة> ''Biz ancak onlar bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz.'' diye aynı şeyi söylüyorlar abiler. Mesela ben çok karşılaştım, sizler de karşılaşmışsınızdır diye zannediyorum. Adam yatıra gidiyor. Yatırdan yardım istiyor veya bir mezarın başına yardım istiyor veya namazlarını orada kılıyor veya kurbanını kesiyor. Yani bu ibadet bunlar ibadet değil mi? İbadet. Bunların Allah'tan başkasına yapılması gerekmez mi? Evet, öyle. Peki niye bunları onlara yapıyorsunuz? Böyle sorduğumuzda onlar salih zatlardı. Onların içerisinde bazıları sahabe veya bazıları çok çok hayırlı insan adam namaz kılarken vefat etmiş. Adam şöyle hayırlı bir amel yaparken vefat etmiş. Onlar temiz insanlar. Biz sadece Allah'la bizim aramızda aracı olsun diye böyle yapıyoruz diyorlar. Aynı sözler kardeşler. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ ذُرْفًا Biz ancak onlar bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye biz bunu yapıyoruz derler. Aynı sözler kardeşler. Yüz yıllardır insanoğlu var olduğundan beri iblisin tezgahı aynı tezgahtır. İblis aynı şekillerde, aynı suretlerle, aynı lafızlarla yüzyıllardır insanları sapıtmakta alıyor. İnsanların içerisinde bu şekilde Allah Azze ve Celle şirk koşan insanların hocalarını görürsünüz abi yer. Mesela bir tanesi anlatıyor diyor ki, sözde bu hocadır, sözde o insanlara dini anlatan, İslam'ı anlatan bir adam. Diyor ki ben bir gün uçaktaydım, uçak birden sarsılmaya başladı. Okuyorum, okuyorum olmuyor diyor. Okuyorum, okuyorum olmuyor. Sonra dedim ki yetiş ya Abdülkadir Geylani diyor birden uçak, uçak yerinde durdu diyor. Uçak sabit durdu. Subhanallah. Bu insanlara dini anlatan bir adam. Peki niye böyle yapıyorsunuz? Derler ki mana نَعْبُدْهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُنَا buna اللّٰهِ Biz onlara ibadet etmiyoruz. Ancak bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye biz böyle yapıyoruz derler. Veya başka bir adam diyor ki Şeyh Efendisi'nin balkonuna çıkmış. Adam aynen şöyle söz kullanıyor abi. Şöyle söylüyor. Diyor ki Evliyaların Allah dostlarının önünde bir an bile saygı duruşunda durmak, böyle hiç oynamadan, sağa sola bakmadan durmak, Allah'a yapılan 150 senelik ihlaslı amelden daha faziletlidir diyor. Subhanallah, Allah Azze ve Celle'ye Sizde bu adamlar insanlara dinlerini öğreten adamlar. Şu sapıklığa bakın kardeşler. Peki soralım bu adamlara niye böyle yapıyorsunuz? Aynı cevap. cevap. مَا نَعَبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ <ذُرْفَة> Biz onlara ibadet etmiyoruz ki. Biz onlara ilahlaştırmıyoruz ki. Onlar salih insanlar, onlar temiz insanlar, onlar Allah'ın veli kulları. Ancak Allah'la bizim aramızda yakınlaştırsınlar. Allah'ın katına bizim şefaatçilerimiz olsunlar. Bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye biz böyle yapıyoruz derler. Bu küfürden, bu sapıklıktan başka bir şey değildir. Geçmişin müşrikleriyle günümüzün müşriklerinin arasında hiçbir fark yoktur kardeşler. Zaten ilerleyen bahisede Şeyh Muhammed bin Abdullah bu meseleye de vurgu yapacak. Geçmişin müşrikleriyle günümüzün müşriklerinin arasında bir fark yoktur. Hatta Şeyh Muhammed İbn Abdullah şöyle diyor. Hatta günümüzün müşrikleri geçmişin müşriklerinden daha şiddetli müşriklerdir, daha şiddetli kafirlerdir. Kardeşler, normalde biz bu insanlara ya ilk o şey yapmanız gerekmez mi? Allah Azze ve Celle'den istenmeniz gerekmez mi? Bunlar bir ibadet değil mi? Gibi söylediğimizde adamlar benzer sözler sarf ediyorlar. Yani biz onlara ibadet etmiyoruz ki. Ancak Allah'la bizim aramızda aracı olsunlar diye bunu yapıyoruz gibi şeyler söylüyorlar. Veya günümüzde son orak türemiş bazı sözleri daha var. Adam diyor ki veya kadın diyor ki siz Cumhurbaşkanı'na direkt ulaşabiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı'na ulaşmak için, Başbakan'a ulaşmak için aracılar edinmeniz gerekir değil mi? Vesileler edinmeniz gerekir. Allah'a ulaşmak için de vesileler edinmek gerekir. Allah'a ulaşmak için de, Allah'a dua etmemiz için de aracılar edinmemiz gerekir diyorlar. Subhanallah kardeşler. Allah Azze ve Celle'ye dua edin, duanıza icabet edelim derken Allah Azze ve Celle وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ''Biz insanın şah damarından daha yakınız.'' demişken Allah Azze ve Celle ile arada araca edinmek delaletten, sapıklıktan başka bir şey olmasa gerek kardeşler. Bu Allah Azze ve Celle'nin bize öğretmiş olduğu din değil. Bu kitaptan öğrenmiş olduğumuz din değil kardeşler. Bu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in getirmiş olduğu din değil. Allah'a ibadet etmeyeceksin, başka varlıklara ibadet edeceksin veya hem onlara ibadet edip hem de başka varlıklara ibadet edip sonra da biz onlara ibadet etmiyoruz. Ancak Allah'a bizi yakınlaştırsınlar diye böyle yapıyoruz demek delaletten, sapalıktan başka bir şey değildir. Eğer duanızı onlara yapıyorsanız bu küfürdür. Dua bir ibadettir ve duayı Allah Azze ve Celle'nin dışında başka bir varlığa yapmak küfürdür. Eğer kurbanlarınızı onlara kesiyorsanız, kabir başlarına, yatır başlarına veya başka yerlerde kurbanlarınızı onlara kesiyorsanız kurban bir ibadettir. Ve kurban ancak Allah Azze ve Celle'ye kesilir. Allah Azze ve Celle'nin dışında başka bir varlığa kesildiğinde, başka bir varlığın rızası öngörüldüğünde, bu istenildiğinde bu küfür olur, bu şirk olur. Veya hakimiyet yetkisini Allah Azze ve Celle'ye vermek bir ibadettir. Allah Azze ve Celle'nin dışında başka varlıklara vermek küfürdür. Medet yalnızca Allah Azze ve Celle'den umurur. Çocuk çocuğu veren yalnızca Allah Azze ve Celle'dir. Rızkı veren yalnızca Allah Azze ve Celle'dir. Allah'tan başka bir varlıktan beklemek küfürdür. Bu şirktir. Hem Allah'tan beklemek hem de Allah Azze ve Celle'nin dışında başka varlıklardan beklemek küfürdür. Şirktir kardeşler bu. İnsanı İslam dilinden çıkarır, küfre götürür. Cumhurbaşkanına ulaşmak için bir vesile edinmek, edinmek gerekir demek ne demek abi? Cumhurbaşkanı bir insandır, bir beşerdir. Sen nasıl Cumhurbaşkanı'yla Allah Azze ve Celle eşit aynı bir kefeye koyabilirsin? Allah Azze ve Celle nerede olursak olalım bizi görür ve bizi işitir. Ne söylersek, ne istersek Allah Azze ve Celle bizi eşitir. Cumhurbaşkanı eşitir mi? Veya başbakan eşitir mi? Veya başka bir bakan eşitir mi bunu? İstediklerimizi, söylediklerimizi hiç kimse yokken konuşmuş olduğumuz şeyleri bunlar nasıl eşitecekler? Aciz varlıklar, onlar da ancak bizim gibi varlıklardır. nasıl hissedecekler? Nasıl duyacaklar, nasıl görecekler bizi? Ama Allah Azze ve Celle o alemin Rabbidir. Nerede olursak olalım görür bizi. El-Basir ismini görür. Es-Semiye olan ismini Allah Azze ve Celle her şeyi işitir. Ne söylersek söyleyelim içimizden dahi geçirmiş olalım kardeşler. Allah Azze ve Celle şüphesiz her şeyi işitir. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Bu şekilde kardeşler, Geçmişe dair gerici, yobaz müşrikler olduğu gibi geçmişin kalıntıları, geçmiş müşriklerin atalarına uyan günümüzde müşrikler olmuş olduğu gibi günümüze kardeşler nur topu gibi türe nur topu gibi türeyen günümüzün modern müşrikleri de var abi. Günümüzün modern müşrikleri sabah putun önünde durur. Akşam putun önünde durur. Ayın belli vakitlerinde putun önünde durur. Yılın belli vakitlerinde atalarının putlarının önünde dururlar. Veya özel ayın günleri vardır putlarının önünde durup putlarını tazim ederler. Ama geçmişin müşriklerini cehalete nispet ederken kendilerini modernizme nispet ederler. Onların günümüz müşriklerinin putlarının sonradan çıkması onların modern olması anlamına mı gelir abi? Mekke dönem, döneminde Hubbe'nin önünde saygı duruşunda duran, bir müşrikle günümüzde modern putların önünde duran bir müşrikin arasında nasıl bir fark var? İkisi de bir putun önünde durmuyorlar mı abi? Veya Hindistan'da bir ineğin önünde saygı duruşunda duran bir müşrik bir kimseyle, kafir bir kimseyle günümüzde modern bir putun önünde duran bir müşrikin arasında nasıl bir fark var? O da putun önünde duruyor, o da putun önünde duruyor. İneğin önünde saygı duruşunda durmayı gericilik, yobazlık olarak gören bu insanlar bir taşın önünde saygı duruşunda durmayı, ona ibadet yapmayı, secdelerini takdim etmeyi modernizm olarak görüyorlar. Bu nasıl bir cehalettir? Bu ne kadar büyük bir sapaklıktır abi. 1400 yıl öncesinden bahsedildiğinde o, zaman yaşayan insanları ilkeliğe nispet eden, cehalete nispet eden günümüzün insanları 1400 yıl sonra daha büyük şirk fiilleri içerisindeler. Daha büyük fiiller içerisindeler ama fiillerinin o kadar ki pisliğin içerisine batmışlar fiillerinin ve sözlerinin farkına değiller. 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe sokakta yürüyen insana saldırmak gericilikten, yobazlıktan başka ne olsa gerek abi? Saat 10 Kasım günü 9'u 5 geçe sokakta yürüyen insanlara saldırmak. Bu kadar gerilik de nedir? Bu kadar gericilik, bu kadar yobazlık mı olur? Mekke döneminde hangi müşrik böyle bir şey yaptı? Hindistan'da yaşayan bir insandan inek, inek geçerken yoldan yoldan inek geçerken ineğe tapan, inek geçerken saygı duruşan, saygı duruşuna duran bir insandan nasıl bir farkınız olabilir? 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe tam trafiğin yoğun bir şekilde akmış olduğu bir yerde İstanbul'da köprü başında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün başında orada trafikte durup arabadan inip saygı duruşunda durmak nasıl bir cehalet olsa gerek kardeşler? Böyle bir şirk ameli mi var? Mekke döneminde insanlar bu kadar mı yaptılar? Trafik yoğun bir şekilde akıyor ve haberlerde görürseniz nice kazalar oluyor, nice insanlar bundan dolayı mağdur oluyor. Ama sırf onlar atalarını, sırf onlar putlarını tazim edecekler diye Allah Azze ve Celle bu şekilde şirk koşuyorlar ve bunu modernizm adına yapıyorlar. Belki bir yüzyıl sonra gelen insanlar bunları okuduklarında, bunları gördüklerinde bu videolar Allah ölüm kalacaktır. Bugün yayınlanan bu videolar kalacaktır veya bunları yazı olarak bir yüzyıl sonrasına ulaşacaktır diye zannediyoruz. 100 yıl sonra gelen insanlar, subhanallah bunlar da ne kadar cahil insanlarmış. Saha 10 Kasım günü 9'u 5 gece yolun ortasında durmak, durmak da, ne demekmiş? Veya putun önünde durup saygı duruşuna durmak da ne demekmiş? Veya inek geçerken inenin önünde saygı duruşuna durmak da ne demekmiş? 100 yıl sonra gelen insanlar da bugün insanlarına cahil ismini verecekler. Siz son asırda yaşıyorsanız, bir, sonra, bir önceki asırı her zaman cehaletle isimlendiriyorsanız, bir sonraki nesil de sizi caharetle isimlendirecektir. caharetle tazim edecektir sizleri. Ve hangi toplum olursa olsun, hangi vesileler olursa olsun Allah Azze ve Celle şirk koşuklarına müşriklerdir bunlar. Ve şirk koşarken Allah Azze ve Celle'nin dışında ilah edilmiş oldukları şeylerin de modern olanı, gerici olanı, yobaz olanın arasında hiçbir fark yoktur. Birinin 1400 yıl önce tapmış olduğuyla günümüzde başka insanların tapmış olduğu putların arasında hiçbir fark yoktur. İsimleri farklı olabilir. Biraz daha suretleri de farklı olabilir ama fiil aynı fiil abi. Mekke döneminde de insanlar saygı duruşunda dururlardı. Bazen onların önünde rükü yaparlardı, bazen secde yaparlardı ve benzeri şeyler günümüzdeki insanlarda. Bazen rükü yapıyorlar. Bazen siz onların videolarını görürsünüz kardeşler, resimlerini görürsünüz. Putlarını, putların önünde rükü yapmışlar, secde yapmışlar veya başka hallerde sizler onları görürsünüz. Ama sonra onlara bu fiiller sorulduğunda, yapmış oldukları şeyler sorulduğunda مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَ Biz onlara ibadet etmiyoruz ki. Ancak bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye yapıyoruz derler biz bunu. Onların içerisinde ateistler vardır, Allah'ı inkar eden. Onların içerisinde deistler vardır. Veya onların içerisinde başka gruplar vardır. Veya genel olarak kardeşler onlar müşriklerdir. Genel bir isimle tarih boyunca insanların çok Allah Azze ve Celle'yi kabul etmekle beraber Başka varlıklara da ibadetlerini takdim etmişlerdir. Kıymetli abi, ben bir gün kendim bir okul müdüründen şöyle bir şey işittim. Şimdi dinleyin kardeşler, şuna bakın, şu olaya bakın. Yani tefekkürünün iyi yapılması gerekir. Söylediğim bu adamlar, bu insanlar, biz Müslümanız diyen insanlar. Ee, İstiklal Marşı okunurken kardeşler, hepiniz görmüşsünüzdür, böyle şeylere şahit olmuşsunuzdur. Ee, normalde kesinlikle saygı duruşunda durulması gerekir, sesin çıkarılmaması gerekir. Özellikle bayrak yönlere çekilmişse sesin çıkarılmaması gerekir. Kimse de farklı bir hareketin olmaması gerekir. Elinizi yüzünüze atamazsınız, yüzünüzü kaşıyamazsınız, başınızı atamazsınız, başınızı kaşıyamazsınız. Sağa sola bakamazsınız, yanındaki arkadaşınıza konuşamazsınız. Bunlar size neyi hatırlatıyor? Namaz ibadetini hatırlatmıyor mu? Allah Azze ve Celle önünde saygıyla, tazimle durmaya hatırlatmıyor mu? Bize bunu hatırlatıyor kendim duydum kardeşler. iki tane öğrenci İstiklal Marşı sırasında aralarında konuşmuşlar. Okul müdürü o iki öğrenciyi okulun önüne çıkardı. Bütün öğrencilerin önüne çıkardı. Bütün öğrencilerin içerisine rezil etti. Ve sonra dedi ki, her şeye saygısızlığı kabul ederim ama buna saygısızlığı kabul etmem dedi. Bu nasıl bir şirktir, bu nasıl bir küfürdür kardeşler. Ve bunu söyleyen insan, ben Müslümanım diyen insan. Her şeye saygısızlığı kabul ederim ama buna saygısızlığı kabul etmem. Adamlar her şeye saygısızlığı kabul ediyorlar. Ama İstiklal Marşı okunurken iki tane öğrencinin fısıldaşarak konuşmasına tahammül edemiyorlar. Bunu kabul etmiyorlar. Veya iki tane öğrencinin putun karşısında farklı hareketlerde bulunmasına tahammül edemiyorlar. Veya iki tane öğrencinin başka putların önünde, başka putlarının ilahlarının önünde farklı tavır sergilemesine, farklı bir yöne bakmasına, ellerini yüzüne atmasına kesinlikle tahammül edemiyorlar. Mekke dönemindeki müşkleri aratan Şirk türlerindendir bunlar kardeşler. Ve bunlar ne yazık ki kardeşler bunu yapanlar böyle kendilerini modern gören, kendilerini ilerlemiş gören, Müslümanları, sakalları, İslam ehlini böyle cahili gibi gören, kravatlı, güzel elbiseli, parlak elbiseli, yüzleri parlak günümüzün modern müşrikleridir. Günümüzün kafir müşrikleridir bunlar. Ve akıbet olarak atalarının gitmiş olduğu yerden başka bir yere de gitmeyecekler. Atalarının izlerini izleyecekler onlar gibi cehennem çukurlarından bir çukura düşecekler. Ya tövbe ederler, ya tamamen Allah Azze ve Celle'ye yönelirler. Ya da ne kadar modern olduklarını ifade ederlerse etsinler. Ne kadar gelişmiş olduklarını düşünürse düşünsünler. Geçmiş atalarının yolu üzere Onları da ne kadar yobaz görürlerse görsünler, cehennemde beraber olacaklar. Aynı akıbeti paylaşacaklar. Ya tövbe ederler, ya Allah Azze ve Celle'ye yönelirler. Ya da cehennem çukurlarından birine düşerler. Allah Azze ve Celle bizleri ve sizleri muhafaza etsin. Kardeşlerim, Bundan sonra şefa'a şefa meselesi var. Onların söylemiş oldukları sözlerden bir tanesi de biz bunu onlara, bu ibadetleri onlara yapmamızın sebebi ancak bizi Allah'a yakınlaştırsınlar ve Allah'ın katında şefaatçilerimiz olsunlar diye biz onlara bu ibadetleri yapıyoruz derler. Ama inşallah şefaat meselesini Allah Azze ve Celle nasip ederse bir sonraki dersi açıklamak istiyorum abi. Biraz daha detayına, biraz daha teferruatına girmek istiyorum. Bu dersimizi çok kısa kesmiş olmayalım. Şefaat meselesini de alıp. İnşallah dediğim gibi gelecek dersimize devam ederiz. Allah Azze ve Celle anlamayı, hayatımıza aktarmayı nasip etsin. Bizleri tevhid ehli kılsın. Tevhid üzere yaşayan, tevhid üzere ölen müşriklerden eden kullarından kılsın. Allahümme amin ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi